Herkese merhabalar. Öncelikle sizlere kendimi tanıtayım. Muhammed Dağ'ın babasıyım. Yahya Kemal Beyatlı Spor Salonu'nda 4 yıldır 4 tane arkadaşımla beraber ders veriyoruz. Karate dersleri veriyoruz. Şimdi özellikle ufak çocukların veya ilkokul çağındaki çocukların karateye başlamasını veya herhangi bir spor dalına başlamasını tavsiye ediyorum sizlere. Çocukların gelişiminde, kendini geliştirmesinde en az benim bildiğim 15-20 tane faydası var. Hızlı karar verme, odaklanma, kendine özgüven, sağlık yönünden faydası. Okulda lisanslı profesyonel sporcu olduğu için diğer arkadaşlarından daha önde olması, ekstra puanlar alması, uluslararası maçlara katıldığı zaman milli takıma girme şansının bulunması, ders esnasında antrenman olduğu zaman okulda derste varmış gibi görünmesi, birçok avantajı var. Çocuklarımızın özellikle bu tür sporlara yönlenmesi gerekir. Tabii ki bu sadece diğer avantajlarından ziyade sağlık yönünden de çok faydası var. Çocuğun ruhsal, fiziksel gelişiminde çok önemli etkendir tabii. Kendine her şeyden önemlisi özgüven gelir. Bu tür faydaları var. Tabii ki sadece karate değil bu. Birçok spor dalında aynı bu özellikler var. Çocuklarımızı özellikle küçük yaşlarda hangi spora eğilimliyse, hangi spora yatkınsa ona gönderirsek faydalı olur. Şimdi tahayla birkaç antrenman. Pandemiden dolayı salonumuz kapalı. Evde antrenman yapıyoruz. Birkaç hareket yapacağız şimdi tahayla beraber. Tabii ki bu spor salonu gibi çok verimli olmuyor ama en azından formdan düşmemesi için, teknikleri unutmaması için biz de evde ufak çaplı bir köşe hazırladık kendimize. Orada ara ara çalışıyoruz. Videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar karate selamla başlar ve selamla biter. Önce çalışma arkadaşına veya hocana selam verirsin ve bitirince de yine selamla biter. Duruş pozisyonumuz budur. Selam verirken ayaklar birleştirilir, eller yanda olur ve rakibine selam veririz. Çalışma arkadaşımıza verir. Ondan sonra duruş pozisyonumuz da şudur. Şöyle. Şimdi karşı tarafa ben çalışma arkadaşıma surat seviyesine yumruk atacağım. O da blok yapacak. İlk başta onu göstereceğiz. Daha sonra blok atak şeklinde olacak. İlk başta blok yapıyor. Evet. Evet. Surat seviyesine gelen yumruğu blok yapıyor. Bir daha yapalım. Güzel. Şimdi ben atak yapacağım. O karşı taraf blok ve atak yapacak. Evet. Evet. Çalışma ekipmanlarımız süngerdir. Yani karate dediğimiz zaman çok sert bir spor değildir. Diğer spor dallarına göre en az sakatlanma riskinin olduğu sporlardan bir tanesidir. Musabakalarda yani rakibe sadece karşı tarafa dokunuyorsunuz. Puan öyle kazanılıyor. Eğer ki maçlarda çok sert bir darbe alırsa rakip geriye giderse puan verilmiyor zaten. Onun için dişlik, ellik ve ayaklık şeklinde, göğüslük şeklinde korumalarla maçlara çıkıyoruz. Onun için sakatlanma riski çok azdır. Yani şuradayken puan veriyorum. Zaten önemli olan bu mesafeyi çok iyi ayarlayabilmek. Şimdi vücut seviyesine bir yumruk gelecek, blok yapacak. Evet. Şimdi blok ve atak yapacak. Mide seviyesine gelen bir tekmeye blok yapacak şimdi. Şimdi blok ve atak yapacak. Evet. Şimdi biraz da refleks çalışması yapacağız. Ben bunu nereye tutarsam karşı taraf oraya tekme çıkacak. Veya mide seviyesine tutarsam burada sporcunun odaklanma ve hızlı karar verme yeteneği gelişiyor. Doğru karar ve hızlı karar verme yeteneği gelişiyor. Biraz serbest kumite çalışması yapacağız. Maçlardan, musabakalardan, puan alma kurallarından bahsedeceğim size. Karate aslında şu anda
rakibine zarar vermeden bir dokunma oyunu gibidir. Kim hızlı dokunursa rakibine, kim hızlı dokunursa puanı alır. Yani dövüş sanatı olarak düşünmeyin. Tamam, kendini savunma sanatıdır ama bu bir oyuna benziyor. Yani dokun kaç hemen. Yani kim hızlı dokunursa puanı alıyor. Evet. Şimdi böyle dans ediyoruz. Evet. Puanı geç kaldığı için ben aldım. Şimdi evet. Serbest kumite yapıyoruz. Evet. Ekmeğe açmalısın, seversin. Evet. Evet, güzel. Öncelikle videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Çalışma antrenmanımız böyle. Tabii ki sizin fazla vaktinizi de almak istemediğimizden dolayı biraz kısa tuttuk. Şimdi gördüğünüz gibi yaralanma, sakatlanma riski fazla yok. Uluslararası dünya standartlarına göre Türkiye şu anda karate'de en önde gelen ülkelerden bir tanesi. Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, birçok sporcumuz var. Hepsi de çok başarılı. Olimpiyatlara girme hakkını kazanan birçok karate sporcumuz var. Bizim salonumuzdan da birçok Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu ve Balkan şampiyonlarımız var. İFA Spor'da şu anda Yahya Kemal Beyatlı spor salonunun alt katında ve ücretsiz karate dersleri veriyor. Pandemiden sonra bütün çocukları bekliyoruz. Tamamıyla ücretsiz ve güzel bir salon, uluslararası standartlara uygun bir salon. Evet, şimdi daha senin söylemek istediğin bir şey var mı? Arkadaşlar, size de tavsiye ediyorum. Sporu heyecanlandırıyor. Güzel spor. Size de tavsiye ediyorum. Evet, teşekkürler.